Merhaba arkadaşlar. Bugün açık havada bu videoyu çekmek istedim. İstanbul'da hava çok güzel. Takipçilerimin birçoğu İstanbul'da olmadığı için bunu belirtmek istedim. Türkiye'nin bir sürü illerinden takipçim var. Onlarla yazışıyoruz, kitapsever arkadaşlarımla. İstanbul'da hava bugün yazdan kalma bir gün gibi. Daha fazla uzatmayayım, video uzamasın diye. Bu ay Kuyucaklı Yusuf'a gidiyor aklım hep ama Kürk Mantolu Madonna'yı da gerçi kitap kulübümle yaptık. Yusuf Atılgan'dan Aylak Adam toplantısını yaptık. Gelemeyen arkadaşlarım oldu. Hem onları bilgilendirmek açısından hem de bu videoyu çekmek istedim. Yusuf Atılgan kimdir? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. 1921 yılında Manisa'da doğmuştur. Köy yaşantısında bulunmuştur. Ailesinin evlendirdiği bir köy kadınıyla evlenmiş öncelikle. Sonradan anlaşamamış, ayrılmış. Bu arada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirip edebiyat öğretmeni olmuş. Kendisinin bir takım söylemlerinden dolayı komünizmle suçlandığı için 10 aylık bir tutukluluk hali olmuş. Bu sebepten dolayı da kendisi edebiyat öğretmenliğinden atılmış arkadaşlar. Ama yazıyla her daim iç içe olduğu, öykücülükle her daim iç içe olmuş ve iki tane öyküsüyle de ödüller almış. İlk kitabı Aylak Adam. Bu kitap 1959 yılında yazılmış. 1959 yılında yazılan bu kitap 1959 yılında, neyse şu arkadaş bir gitsin, devam ederiz. 1959 yılında yazılan bu kitap Yunus Nadi Roman Ödülleri'nden ikinciliği almış arkadaşlar. Video biraz sekteye uğradı, kusura bakmayın. Açık havada çektiğim için. Yunus Nadi Roman Ödülleri'nden ikincisini almasının sebebini de araştırmalarımdan, birinciyi Fakir Baykurt Yılanların Öcü'yle almış. Demişler ki kendisine daha toplumcu bir yazar olduğu için, daha anlaşılır bir kitap olduğu için birinciliği ona verdik demişler. İkinciliği hak kazan, yani ikinciliği almış. Edebiyat eleştirmenleri bu kitabın gerçekten bir şaheser olduğunu, çoklu bir anlatım tekniğinin kullandığını bahsediyorlar. Yani bu tekniklerden birkaç tanesini ben de söyleyeyim. Bilinç akış tekniği, iç monolog, diyalog şeklinde kullanmış. Kimi edebiyat eleştirmenleri de, edebiyat çevreleri de bu kitabın bir postmodern olduğunu ileri sürüyorlar. Postmodern biraz daha farklı ama bana pek postmodern gibi gelmedi. Daha biraz derinleştirdiğim zaman çalışmaları Türk Edebiyatı'nın ilk modernist yazarlarından olduğu ortaya çıkıyor. Öğretmenlikten atıldıktan sonra yazarlık hayatına devam ediyor. İşte ödüller alıyor ve tiyatro sanatçısı Serpil Gence ile evleniyor. Ve İstanbul'a yerleşiyorlar. Bu arada çok genç 3 tane romanı oluyor arkadaşlar. Aylak Adam'dan sonra Ana Yurt Oteli'ni yazıyor. İşte kitap kulübüm için yaptığım araştırmalarda Ana Yurt Oteli'ndeki Zebercet karakterini de derinlemesine inceledim. Hatta Türk filmi de var. Henüz ben seyretmedim. Kitabını da henüz okumadım. Ama onun da böyle ruh sıkıntısı içerisinde ne yapacağını bilmeyen bir adamın arayışı. Şimdi her üç kitabında da diyor Aylak Adam, Ana Yurt Oteli ve Canistan kitaplarında hep kurtuluşu bir kadın aracılığıyla olduğunu düşünen erkek karakterler yaratmış Yusuf Atılgan. Canistan'ı zaten tamamlayamadan da kalp kriziyle vefat ediyor biliyorsunuz ki. Şimdi birazcık Aylak Adam nedir, bu Aylak Adam meselesi? Bundan önce de şu şeye değinmek isterim. Oğuz Atay bu tutamak meselesi sayfa 183'tü galiba. İşte kimileri zenginliğine, kimileri çocuğuna, kimileri ailesine tutunur. Ben de hayatta bir tutamak arıyorum derken benim hayattaki tutanağım da gerçek sevgiyi aramak diye belirtmişti. Yani tam cümleler böyle olmasa bile 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Ve işte bu cümleden esinlenerek Oğuz Atay 700 sayfalık Tutunamayanlar kitabını yazmış arkadaşlar. Hatta yazdıktan sonra da kendisine bir mektup göndermiş. İşte bununla ilgili görüşlerini öğrenmek istemiş. Tabii
Yusuf Atılgan bununla ilgili bir görüş bildirmemiş. Fakat ölüm haberini aldıktan sonra, yani bu kadar şaheser bir kitap yazan adam benden hani ne diye bununla ilgili mektup yazmış ki diye söylüyor. Fakat vefa borcunda şu şekildeki cümlelerini de bitiriyor. Keşke de çok erken aramızdan ayrıldı. Keşke böyle bir kalemi kaybetmeseydik. Keşke karşılık verseydim diye de vefa borcunu bir anlamda ödemiş oluyor. Behçet Necatigil ile ilgili bir durum var. Behçet Necatigil aylak, evet, bu arada bisiklet süren arkadaşlarımız da çok sesli ve yüksek neşelerinde havanın güzelliğinden dem vuruyorlar duyduğunuz gibi. Ağaç, arkamdaki ağaç çok güzel arkadaşlar, görebiliyor musunuz? Ben arkamda şöyle sarı bir ağaç var, muhteşem. Ona muhteşem diye söylenerek gidiyorlardı. Behçet Necati, konumuza geri dönüyorum hemen. Behçet Necatigil ile ilgili de şöyle bir şey var. Aylak Adam'daki Bay C karakterini çok seviyor Behçet Necatigil ve bunu dönüştürüyor. Bunun daha üst versiyonunu yarattığını söylüyorlar. Ben o kitabı da okumadım Behçet Necatigil'den. Miskinler Tekkesi kitabında Bay C'nin baz aldığını, temel aldığını söylemektedirler. Şimdi bu kadar eleştirmenler tarafından çok sevilen, çok okunan ama okunması öyle çok kolay olmayan, bir anda kendi bilinç akışından akıp gidiyor, bir anda monologlara dönüyor, karşılıklı monologlar olduğu gibi iç monologlara dönüyor. İşte ruhsal travmaları var, bu travmatize etmiş olayları anlatıyor bize. Travmatize etmiş olaylarını aradığı kadınlar ve ilişkiye girdiği kadınlarla biz anlıyoruz. Ve bu arada mekanlar olarak İstanbul'un lokantaları, meyhaneleri, işte sahil kısmında Caddebostan eski ama 1950'ler yılı zaman, 1950'ler zamanı arkadaşlar. Mekan işte Caddebostan Suadiye sahili. Şu anda da ben oralarda bulunuyorum, sahildeyim. Aynı zamanda Karaköy'deki meyhaneler, lokantalar geziyorlar ve resim atölyesi mekanlarımızdan, bir pansiyona gidiyor sonra, burası da mekanlarımızdan arası geçiyor. Yani birkaç tane mekan var. Kişilere gelecek olursak bir Zehra teyze meselesi var, babası var, Güler, Ayşe, Bayan B, işte mavi paltolu kız, resim atölyesinin sahibi Sadi Bey, işte resime poz veriyor, ona modellik yaptığı bir Sami var. Karakterler bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş ben hikayeye giriyorum anlatmaya. Bizim bir karakterimiz var, babadan çok zengin, ismi de Bay C. Bir kere isminin Bay C olması kafadan bize topluma karşı nasıl aykırı geldiğini gösteriyor. Çünkü biz isimlerimizle çağrılıyoruz ve isimlerimizle var oluyoruz. Bizi birisi ismimizle çağırınca biz ona bakıyoruz, sesleniyoruz, nüfus cüzdanımızda o yazıyor, işlemlerimizi o şekilde yapıyoruz. Bir kere Bay C demesi bütün topluma karşı olduğunu gösteriyor. Zaten ileriki sayfalarda da babasının zenginliğe dayalı olarak bir şeyler yapıp karşısında eğilip bükülen insanlara karşı da diyor ki toplum çok ikiyüzlü ve bencil. Toplumun bu ikiyüzlü bencilliği karşısında bir yalnızlık ve sıkılganlık hissediyor. Ama bir taraftan da o yalnızlığı da istiyor. Yalnızlığı da bir kaçış noktası aslında. Bir kadın tarafından kurtuluşu ümit ediyor. Fakat o kadar entelektüel ve o kadar kendinden bazen emin ki bulduğu kadınları da o entelektüel bakış açısıyla çok eleştiriyor. Bir kibir gösteriyor. İşte Güler'le olan ilişkisinde hiçbir cevabı karşılayamadı. Kendisiyle aynı frekansta olmayıp aynı kültür seviyesinde olmadığı için şimdi bu cevabı vermeseydin diye yakınıyor ve Güler'den ayrılıyor. Sonra Ayşe ile tanışıyor bu resim atölyesinde. Ayşe ile uzun süre bir ilişkileri oluyor. Sonra ayrılıyorlar. Tekrar yaz olunca bir pansiyona yerleşiyor ve pansiyonda Ayşe ile karşılaşıyor. Bu arada terzilerden dayak yiyor. Aykırı da bir tip. Ağız burnun giriyor, kanlı da bitiyor birazcık. Bıçkın delikanlı. Serde tabii delikanlılık var çünkü bizim karakterimiz 28 yaşında. Bir karakteri canlandırıyor burada Bay C.
bütün resim atölyesindeki arkadaşlarıyla anlaşamıyor. Onların kendisini bir türlü anlamadığından dem vuruyor. Ayşe'nin de kendisini dem vurmadığından, yani kendisini anlamadığından dem vuruyor. Aslında Ayşe buradaki modernize bize, modern kadını, sanatsal kadını anlatıyor. Resim atölyesine gidip gelen, erkek arkadaşlarıyla partilere gidip gelen modern bir genç kadını temsil ediyor. Pansiyonda tekrar karşılaşınca bu sefer derin yaşamış olduğu Zehra teyzesi ve babasının arasındaki o cinsel olaya tanık olduğunda ve kendisini travmatize eden o kulak yırtılması olayından bahsediyor. Ve Ayşe bu olaydan çok korktuğu için ona bir pusula bırakıyor ve terk ediyor. Ama bu arada bir erkek olarak Bay C, Ayşe'yi diğer erkek arkadaşlarında bir yılbaşı partisinde işte erkek arkadaşıyla görüyor. Sorgusuz sualsiz de oradan ayrılıyor. Evet, biz Ayşe'yle olan diyaloglarından aslında nasıl bir travma yaşadığını, işte kadınlarla neden düzgün bir ilişki kuramadığını, her kadın gördüğünde onunla tam böyle cinsel bir yakınlık, yakınlığa doğru gittiğinde kulağının kaşınması, bir kulak tikinin olması, işte babasının teyzesinin bacaklarını okşarken onları yakalaması ve bütün hayallerinin yıkılması, bir arbede olup babasının üzerine saldırıp babasının istemeden de olsa onun kulağının yırtılması travmatize oluyor. Evet, şimdi ben buradan psikanalize bağlanmak istiyorum. Freudçu ve Lacan, Freud'un öğrencisi Lacan na bağlanmak istiyorum. Ya Freud işte bu çocukluk dönemindeki travmatize olan olayların ileriki yaşamlarımızdaki davranışlarımıza yansıttığını söylemektedir. İşte Lacan da bu süreçlerin dil sürçmeleriyle, dil süreçleriyle aslında bize geldiğini, tiklerle geldiğini anlatmaktadır. Yani babasının annesi bir yaşında öldüğü için zaten hep bir anne özlemi var ama teyzesini anne yerine koyuyor ve teyzesini komşu kadınlardan bile kıskanıyor. Burada bir de Ödipus kompleksi var arkadaşlar. Nedir bu Ödipus kompleksi? Yani babanın babaya karşı öfke duyuyor, anneyi kıskanıyor ve babasının anneyle birlikte olmasını istememesidir. Yani bunu hem kız çocukları ama daha çok erkek çocukları çocuklukta yaşanıyor. İşte bu babayı atlama devresi, babayı simgesel olarak, yani sembolik olarak öldürebilirse kendi cinselliğine dönebilecek. Çocuk olarak bu 0-5-0-6 yaşlarında çocuğun ilk cinsel yönelimi ister kız çocuğu olsun ister erkek çocuğu olsun anneyedir. Bu yüzden de teyzesini her şeyden ve herkesten kıskanması olayıdır. Babaya karşı öfkesini ve kıskançlığını yenemediği için diğer kadınlara bakış açısı soğuk, mesafeli, cinsellikten yana bir travmatize olan bir durum olduğu için de yaklaşamıyor. Bir de şu mesele var. Kulağın yırtılması olayı sesin kesilmesi olayıdır arkadaşlar. Bir çocuğun kulağını yırtıldıktan sonra o tam duymaya başlamadan önceki o, yani kulak dış dünyayla kesiliyor. Eğer kulakla ilgili bir sıkıntı varsa ve bu dış dünyayla ilgili kesilme olduğu zaman içe yöneliyor. Bizim karakterimiz Bay C de ne yapıyor? Sık sık arkadaşlarının içlerinde, Karaköy'deki lokantalarda, yürüyüşe çıktığı deniz sahillerinde içe dönüyor. Ve bu içe dönmeler, hatırlamalar sürekli ona huzursuzluklar veriyor. Huzursuzluk öfkeye dönüşüyor. Böyle inişli çıkışlı ruh hallerine büründürüyor onu. Dolayısıyla ruhsal olarak sıkıntılı bir karakter Bay C. Evet, maddi olarak, geçim kaynakları olarak babasından kaldığı mal variyetiyle hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Kendisine kalan miraslarla çok güzel bir hayat yaşıyor ama bu değil ki onun da sıkıntıları olmayacak değildir. Bu aslında Kürk Mantolu Madonna'dan da bahsederken, Sabahattin Ali'nin kitabından bahsederken onunki daha bir cumhuriyet eleştirisiydi. İşte bu cumhuriyet işte 1950'li yıllarda çok partili döneme geçildiğinde entelektüel
entelektüel bir erkek, daha doğrusu entelektüel kesimdeki erkeklerin kadınlar karşısındaki bir boşluğa düşülmesinden bahsediliyor. Yaptığım araştırmalarda tam o dönemler karmaşık, havada kalan, işte elini kolunu nereye koyacağını bilmeyen, kendine son derece güvensiz fakat son derece de entelektüel olan bir erkek tipleri bu duygusal boşluğu yaşadıklarından bahsediliyor. Ben de yaptığım araştırmalarda bunları duyunca ilk etapta çok şaşırmıştım açıkçası. Başka ne bahsedebilirim diye düşünüyorum aylak adamdan. Aylak adam aylak aylak gezen bir adam değil. Oldukça derin hisleri olan bir adam aslında. Bunları ifade etmek istedim sizlere, bunları paylaşmak istedim bugün bu güzel havadan. Çok da fazla sıkmak istemiyorum size. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.